This is the Papaver somniferum, the opium poppy. Revered and feared in equal measure, it has been cultivated for its medicinal properties for centuries. Today, the poppy crop is more readily associated with the heroin blighting our inner cities and the Taliban insurgency in Afghanistan. But I wanted to see the other side of the story. I had heard that there was a province in Turkey called Afyon, where the people lived in harmony with the plant, a place where it had been cultivated for food and medicine for over 2,000 years. In Turkish, Afyon literally translates as opium, and in the centre of Afyon province was a city called Afyon Karahisar, the Black Fortress of Opium. I arrived in Afyon in time for the annual poppy harvest. The surrounding fields were full of opium poppies with families collecting the dried capsules. Hemen hemen 35-40 yıldır biz bu işi yapıyoruz. Bunu şimdi bunu biz Ekim ayında ekeriz. Ekim ayında. Tarlayı hazırlarız, süreriz. Ekeriz haşkeşi. Haşkeş meydana vurduğu zaman çapasına gireriz. İki sefer, üç sefer çapasını çapılarız. Ondan sonra su isterse suyunu veririz. İstemezse büyür kendi haline, bu hale gelir. Bizim köyümüzde çok güzel haşhaşımız var. Çok sever. Meyvesi çok verimiz var. Allah şükür her şeyimiz var. Bu haşhaş çok para yapar haşlimizi. Fakir fukaraya yardım etmesimizi. Çok iyi bizim bura haşhaşımız. Şimdi bunu biz bu şekilde kırarız. Bunun makinesi vardır. Yani bunun makinesi motora takılır. Bunu böyle kırdığı zaman bunun denesi ayrılır. Şu kalır. Şu kapçığı kalır. Ha, bu kapçığını da biz Toprak Mahsulleri Ofisi'ne götürü teslim ederiz. Bu denesi bizde kalır. Kapçığını Toprak Mahsulleri'ne teslim ederiz. Tartıyorlar. Ediyorlar, eğiliyorlar. Bize her kaç parası mesela ki şey korlar. Bir diyet korlar kapçığının kilosuna. O kilodan, o paradan bize gerisin gibi paramızı verirler yani. Gelir amaçlı kullanıyoruz haşhaşı. Haşhaşın denesi gelir amaçlı. Kapsülü de gelir amaçlı olduğundan işte haşhaşın beyazı İtalya'ya yurt dışına gidiyor. Boyadır şundan bunda kullanılmıyor. Mavi haşhaş işte burada Afyon meşhur lokumu vardır. O lokumlarda falan kullanılır. Sarı haşhaşı yağı işte haşhaşlı bükmek, ekmek onlar da kullanılır. İhtiyaçları gidermek için. Devlet bunu alıyor. Alkolit fabrikası var. Fabrikasında işliyor. Bunu ham maddesini ilaç sanayinde de kullanabiliyor. Bunun önemi çok büyük. Yani bunun kapçığından şey çıkıyor. Eroin şeklinde ilaç hap bundan yapılıyor. Haşhaşın kurumuş başını kaynatır, suda kaynatır, öksürük olunca içer. O da öksürüğü keser. Bir defa bahçeden toplanıyor, bunlar açılıyor. Eve geldiğinde temizleniyor, yıkanıyor, ayıklanıyor bunlar bu şekilde. Ondan sonra fırında kavruluyor, kullanacağımız kadar. Kullanmadığımızı çiğ koyuyoruz. Küpe kurulur. Ha, çiğ kalır. Kullanacağımızı o taşta ezilir. Yeteri kadar hamurların içine, tatlılara, böreklere, her yere kullanılır bu haşhaş. Vallahi mutfağımızın vazgeçilmez şeyi yaptık. Bir tanesi yani haşhaş mutfağımızın. Türk mutfağının vazgeçilmez unsurlarından, temel gıdalarından. Haşhaş hiçbir şey olmuyor. Haşhaş hiçbir şey olmuyor kesinlikle. Everybody seemed very happy growing poppies, but I was told it hadn't always been this way. In the early 1970s, Turkey was implicated in America's ill-conceived war on drugs. Accused of being the source of 80% of the heroin on US streets, Turkey was pressured into banning the opium poppy. It was a bleak time for many in Turkey. Dört. En büyük zararı genç yaşta bana etti. Bana etti. Bütün makinelerimi ben hurdiye verdim, hurdiye. Kiloyla böyle. Döküme. Ben belki 20 sefer Ankara'ya gittim, hükümet meclisine, 20 sefer. 20 sefer, bütün bakanlıklara. Ve Amerika bize çok büyük şeyler vaat etti.
Ve bu yağın yasaklanmasında kaç kişi mağdur oldu biliyor musun sen? Biliyor musun? İlk başlangıçta hep beraber tepki koyduk. Yani Amerika'daki insanların kendi toplumunu bilinçlendirip onları uyuşturucudan uzak tutma yerine bizim geçim kaynağımız olan haşhaşın yasaklanması ben dahil bütün toplumda bir infial uyandırdı. Arkasından da Amerikan düşmanlığı uyanmaya başladı. Hakikaten acı oldu. Yani Türkiye'ye karşı bu haşhaş şeysi çok acı oldu. Acı oldu. Fakat sağ olsun dostumuz yine Amerika bize şey yaptı, nasıl dostsa, anladın mı? Yani burada birileri keyif için uyuşturucu alıyor deyip milyonlarca insanın geçimine engel olunmasında biz anlamakta zorluk çekiyoruz Türk toplumu olarak. Bazı şeyler Alendağ'da da öyle bizim sırtımızda. Amerika Alendağ'da bizim sırtımızda. Alendağ'da bizim sırtımızda. Hak adalet yok ama hayır. Hak adaletin A harfi yok. D harfi yok. After the ban, a strict regulatory system was put in place, which has proved to be very successful. A new method of harvesting was set up, with the government buying and processing the dried poppy capsules, as opposed to the sticky black opium gum that had traditionally been collected. O zaman böyle değildi mesela ki, o zaman bu haşhaşı diziyorduk, sütünü alıyorduk. Şimdi cizme kalktı şimdi. O zaman bu dizilirdi. Bunu dizdiğin zaman sütü vardır bunu, alkolü. Bunu alırdık üstünden, gerisini kapçı da şey etmezdi, para etmezdi. Denesinde hani nadir satılırdı. Ha şimdi bu şekilde olduğu için bu şekilde veriliyor mesela ki. Şimdi bu şekilde kırıyorsun, denesini alıyorsun, kapsülünü veriyorsun mahsulü, şey, toprakla ofisine. Mahsulü toplamadan önce de hükümet yetkilileri geliyor, ofisin yetkilileri. Öncelikle haşhaşların çizilip çizilmediğine, yani ondan afyon bitkisinin alınıp alınmadığına mutlaka bakıyor. Zaten onu da yaşken çizilmesi gerekiyor ki o ham maddeyi alabilirsiniz. Orayı çizmeden haşhaş alamazsınız. Yani kuru haşhaşlarla hiçbir insan kolay kolay şey üretemez. Uyuşturucu üretemez. Bunu ancak fabrika kurulması lazım. Alkolit fabrikası gibi. Bunlar yaşken, yeşilken çiziliyor. O bir süt akıtıyor, beyaz bir süt. Onu sıyırarak ondan uyuşturucu olarak kullanılıyor. O çizmede kesinlikle müsaade etmiyor. Büyük bir suç. O suçu da kimse göze alamıyor. İşte kaçak haşhaş araştırılır. Tabii kaçak haşhaş olmadığı dahilinde zaten olmaz da benim köyümde yani. Afyon'un en güzide köyü İsmail köyüdür. Ölçüm yapılır. Yani TEAMA'dan gelen memura ölçümünü yapar. Yani bir şey olmadığı dahilinde yani kaçak şu bu olmadığı dahilinde tutanağını tutarlar, bölgeye götürürler yani. Bir de şey tespitine gelirler, kırım tespitine yani mesela diyelim tarlan ne kadar da gel tahminler yapılır. Onları yaptıktan sonra kırım yapılır. TEAMA'nın emrine istendiği gün teslim edilir TEAMA'ya. Olay bu. Şimdi burada ilişkinin çok iyi olması lazım. Bu bir zincirleme. Çiftçi, muhtar, ofis ve toprak konsolosu genel duruyor. Dolayısıyla bakanlık. Bu zincirleme iyi ilişki içerisinde. Herkes birbirine bağlı. Kanun, nizam, yönetme neyse onu uyguluyoruz. Verilen emirler, talimatlar doğrultusunda. Şimdi çiftçilerle toprak mahsulü ofisi bir bütün halinde çalışır. Yani üretici toprak mahsulü ofisiyle iç içedir. Gerek muhtarlar olsun, gerek haşhaş üreticisi, gerek hububat üreticisi hepsi toprak mahsulü ofisiyle iç içe. İşte haşhaş ekeceği zaman TEAMA'ya gelir, müracaat eder. Biz TEAMA olarak üreticinin müracaatını inceleriz. Biz herhangi bir sabıkası yoksa haşhaş izin belgesi veririz. Haşhaş ekim izin belgesi veririz. Şimdi şöyle diyeyim, TEAMA'dan gelen haşhaş ekimiyle ilgili muhtarın görevleri. Muhtar kaçak haşhaş oldu mu jandarmaya bildirir, TEAMA'ya bildirir. Yani tüm devlet yetkililerine bildirir yani kaçak haşhaşları. O haşhaşlar da sürdürülür, mahkemeye verilir yani sahipleri. Olay bundan ibarettir. Yönetmelikte işliyor. Vatandaşımız da
Bunu eken vatandaşımız da hükümetin verdiği emirlere harfiye riayet ediyor, kabul ediyor, kabulleniyor ve tenezzül etmiyor. Bunu çizmeye tenezzül etmiyor. Since 1981, the Turkish model of regulation has been supported by the US government in the form of a preferential trade deal, providing American pharmaceutical companies with almost half their opiate needs. Afyon şimdi, afyon adı kaldı, afyon. Afyon diye bir şey yok ki afyon. Afyon, afyon diye bir şey yok ki. Beyefendi, bak şimdi afyon deyince, afyon deyince vilayet tamam. Vilayetimiz adı afyon. Afyon Karahisar oldu. Eskiden bu mal çizilirdi, sakızın adı. Ama 32 vilayette çizerdi, eken vilayetler. Ofis bu malı alırdı. Afganistan'daki olan kaçakçılığın binde biri şu anda bizde olmazdı, o kadar çok. Ofise götür teslim ederdi, cumadan cumaya. Ama şimdi afyon, evet afyon ama haşhaş ekili adı afyon kaldı, bitti.